Lights, camera, no ışıklar, kamera ama hareket yok. Evet, hareket yok çünkü Hollywood'daki oyuncular ve yazarlar grevde. Bu yüzden İngiltere'deki set çalışanları da işsiz kaldı. Ondan hareket yok. Filmler ve yapımlar durdu çünkü işlerin çoğu Amerika yerine burada yapılıyordu. Tabii biz de etkilendik. We are also affected. A lot of the work here has shut down. İşlerin çoğu durdu çünkü İngiltere'nin vergi indirimleri var. %20'lik vergi kesintisi film yapmayı İngiltere'de daha karlı hale getiriyordu. Gelen şirketler de bundan yararlanıyordu. Büyük işlerin çoğu gitti. Çalışanların çoğu da İngiliz olduğu için biz de etkilenmiş olduk. Yapay zekadan nasıl etkilendiniz? Kötü etkilendik çünkü yeniden kullanmak üzere oyuncuların 3 boyutlu görüntülerini elde ediyorlar. Karşılığında verdikleri ücret fazla değil. Özellikle Amerikalı oyuncuların tam vücut taraması için ayrıca ödeme bile yapmıyorlar. O yüzden mesele orada bu kadar büyüdü. Yapay zeka epey önceden beri kostüm de tasarlıyordu. Orası benim çalışma alanım. Çalışanlara etkisi kesinlikle çok. Söz konusu endişeler çok yerinde ve haklı. Film işinde çalışan herkeste yapay zeka ile ilgili endişeler var diyebilirim. Gerçekçi bir tehdit. Amerika'daki oyuncuların başına geldi ve şimdi uğraşıyorlar. Yapay zekanın farklı kullanımları söz konusu. Temel olarak oyuncuların görüntülerini kopyalamak ya da ChatGPT gibi hikaye yazmakta kullanılıyor. Bizim görüntümüzü de çoğaltıp kullandıktan sonra demek ki artık bize gerek kalmıyor ki yanlış. Amerika'dakiler daha iyi sözleşme koşulları için çabalıyor. Elde edilen dijital benzerlerinin sonsuza dek kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Biz de burada çok sayıda Amerikalı oyuncuyla çalıştığımız için işler kesildi. Bir an önce anlaşmazlıkları çözmelerini ve işlere dönmelerini istiyoruz. İngiltere'de bu işlere bir limit konuldu. Büyük kopyalama için oyuncuya para ödeniyor ve sadece bir işte kullanılıyor. Amerika'da böyle bir şey yok. O yüzden mücadelede haklılar.